pizza dünyadaki en güzel yiyecek. Bu program acayip komik. Of ya, tam da kotumun üstüne düştü. Üstümü temizlesem iyi olacak. Pizza peyniri, bana niye ihanet ettin? Tadı hala güzel ama. Hadi ama sos, çık kotumdan. Burada neler oluyor? Hiç. Tabii kesin öyledir. Kenara koy bakalım. Bunu sana daha önce göstermiş olmam gerektiğini biliyorum. Eğer iki parçayı böyle tutarsan, peynir ve pantolonunu koruyabilirsin. Vay canına, sağ ol anneciğim. Bu müthiş işe yarıyor. Oğluma yardım etmek için ne gerekirse yaparım. Anneler ve duygusal romanlar birbirlerinden ayrılmazlar. Jennifer'ı fark etmedi bile. Hadi hepsini şuraya sokmam gerek. Tatlım, ne bu curcuna böyle? Şu gerekli kağıtları şuraya sığdıramıyorum. Dur, hepsini buruşturuyorsun. Sana daha iyisini öğretmiştim. Ver şunu bakayım. Ders notlarına böyle davranmamalısın. Pardon. Niye sana aldığım dosyayı kullanmıyorsun? Bedava değildi o, biliyor musun? Aslında belki de düşündüğümüzden daha kullanışlıdır. Şöyle bir dosya al, kapağını kes. Sonra da etiketleri istediğin gibi sırala. Kolay ulaşman gereken sayfaları içine yerleştir. Bunu da unutma. Sonra bana teşekkür edersin. Al. Aslında bayağı da sevimli oldu. Ve tüm kağıtlarım da içinde. Her zaman en iyisini bilirsin annem. Umarım bunları düzenli tutabilirim. Ve işin en iyi yanı da bana lazım olan sayfaları hemen bulabilirim. Şu önemli molekül çizimi nerede? Neyse, acele edeyim de gecikmeyeyim. Nasıl geçtiğini haber veririm anne. Nihayet heyecanlı romanıma geri dönebilirim ben de. Sonunda okuldan eve gelebildim. Artık eğlenme zamanı. Polağı ve patates kızartması. Çok lezzetli. Lıkır lıkır lıkır. Kola dişlerin için kötüdür. Bu çok iğrenç. Sen sağlıklı besleneceksin. Nasıl yani? Şimdi öğrenirsin. Şu havuç suyunu iç ve bu havucu ye. Havuç mu? Ama anne, ben havuç sevmiyorum. Ye şunu. Ben patates kızartması istiyorum. Ama sebzeler sana iyi gelecek. Her neyse. Demek ben yiyeceğim. Bir dakika. Bu oyuncak aklıma bir fikir getirdi. Boşlukları havuç suyuyla doldur. Sonra dondur. Donmuş havuç suyu çubuklarını patates kızartması kutusuna koy. İşte hazır. Canım, akşam yemeği hazır. Ben iğrenç sebze yemek istemiyorum. Sana özel bir şey yaptım ama. Tada! Patates kızartması mı? Çok nefis. Bunların tadı harikaymış. Hiç anlamadı. Güçlü bir erkek odaklanmalıdır. Hadi ama anne. Yalnızca bitkilerime sevgi gösteriyorum. Şuradaki ne harika, değil mi? Ama benim sevgili oğlumla kıyaslanamaz. Vay, şu kollarıma bak. Bütün iş gövdede bitiyor. Ve vur. Sonra da geriye. Hadi bakalım. Fiu. Bayağı iyi ter attım. Kesinlikle su içmeliyim. Tamam. İkinci tura hazırım. Arkadan gelecek düşmana karşı alıştırma yapayım. Çiçek. Hem de annemin en sevdiği çiçek. Ne oluyor acaba? Steven, sen misin? Sorun yok. Buraya gelme. Yerdeki toprakları temizlemem lazım. Keşke sessiz bir elektrikli süpürge olsaydı. Bu kadar çok toprak nasıl buradan çıkmış ya?
Annem mutfakta bayağı meşgul değil mi? Umarım bu çok ses çıkartmaz. Çabuk olmalıyım. Of, bu ortalığı daha da dağıttı. Tam bir zaman kaybı. Düşün Steven, düşün. Buldum. İhtiyacım olan tek şey birkaç pipet. Bingo. Pipetleri bir lastikle birbirine bağla ve elektrikli süpürgenin ucuna sok. Şimdilik iyi görünüyor. Artık köşe bucaktaki bütün tozlara ulaşabilirsin. Elektrikli süpürge bunu kesinlikle yapamazdı. Pipetler sanki toza aç gibiler. Ah, şurayı atlamışım. Mükemmel. Bu şey benim gizli silahım. Annem geliyor. Hey, yalnızca günlük ev işlerimi yapıyordum. Bak, ah ne düşünceli bir çocuk yetiştirmişim. Evet, kesinlikle işe yarıyorum. Vay canına, biraz tatlı şeyler atıştırmanın zamanı geldi. Oo, bu olamaz. Hadi ama yemekten önce tatlı yok. Kuralları biliyorsunuz. Şunları alıyorum. Eğer atıştırmalık istiyorsanız şunları alabilirsiniz. Cidden mi? Elma ya da portakal olsaydı en azından. Şaka mı bu? Bunları nasıl yiyeceğiz? Bana bakma, hiçbir fikrim yok. Neyse ki yanımda çekiç taşıyorum. Olmaz. Asıl ihtiyacım olan testere. Of, ne diyorum ben ya. Bu elektrikli aletlerin halledebileceği bir iş. Hey, ne yapıyorsun? Çekirdeklerle uğraşmadan bütün suyu içiyor. Bunu nasıl yaptın? Narını ver de göstereyim. Narı yan koyup ortadan ikiye kes. İşte meyveler içinde. Küçük çekirdekleri kaplamış haldeler. Bütün bu meyveli çekirdekleri çıkarmalısın. Sonra işin kolay. Dev bir şırınga al ve içini doldurmaya başla. Sığdırabildiğin kadar koy. Şimdi arkasını da takalım. İşte oldu. Ağzına sıkman için hazır. Tadı çok güzel. Çekirdekleri dert etmene gerek yok. Zeka küpüsün. Hey, bu da ne? Parti mi? Gitmek istiyorum. Ama üstümü değiştirmem lazım. Şuralarda hiç parti kıyafeti var mı? Şu nasıl? Bayağı büyük bir yığın oluşturdun Kate. Nihayet bir şey buldum. Partide çok sevimli görüneceğim. Evet, bu kesinlikle doğru seçim. Dur bakalım. Bu dağınıklığı düzeltmeyi düşünüyor musun? Eve dönünce yapsam. Of ya. Partiye gecikeceğim. Bunları toplamak sonsuza kadar sürer. Ha? Buldum. Bir yastık kılıfını sandalyenin arkasına as. Ve şöyle aşağıya çek. Sağlamlayınca giysilerini içine at. Ve bir dakika sonra dağınıklık tarihe karışır. Tam da annem bakmaya geldiğinde. Kim bilir, belki sana şık takılarından bile verir. Derli toplu olmanın tabii ki bir ödülü olmalı. Teşekkürler. Görüşürüz anne. Oh. Oh. Nihayet bir granola barı yeme vakti geldi. Ama annem ambalajın sesinden ortalığın dağılacağını biliyor. Ay. Annem bundan hoşlanmadı. Oh. İyi denemeydi anneciğim ama onu yine de yiyeceğim. Bir banyo paspasını böyle yüzü aşağı gelecek şekilde ser. Şimdi terliklerin çevresini çiz. İyice görünmesi için keçili kalem kullan. Kesince sıcak silikonla kapla. En iyisi zikzak çizmek. Sonra terliklerinin altına yapıştır. Öbür tekini de unutma. Bu yer tertemiz olacak. Biraz şurayı temizle, biraz da burayı.
Müzik açmak işi kolaylaştırır. Bir nokta kalmış. Ve işte böyle. Annemin yerleri pırıl pırıl oldu. Ay, sen ne iyi evlatsın Jennifer. Buyur terliklerin.